Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Gündemin yoğunluğundan, belki ekonomiden ve siyasetten, politikadan biraz sizi ayıralım, ayrı bir pencere açalım. Sizi gençlerle buluşturalım istedik bu programda. Bakış Sürdürülebilirlik özel yayında. Sadece gençler değil, gençler ve teknolojiyle sizi tanıştırmak istiyoruz. Çok güzel şeyler gerçekleşiyor, çok güzel şeyler oluyor. Teknolojik anlamda büyük başarılara imza atıyor, özellikle de gençler. Efendim, bir ITI Rover takımı var. Biraz sonra detaylı hem haberde göreceğiz hem konuşacağız. Enteresan teknolojik gelişmelere imza atıyorlar. Biraz bunlardan bahsedelim istedik size. Efendim, üç değerli konuğum var. Biri Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, bizlerle birlikte canlı yayında. ITI Jeofizik Mühendisliği öğrencisi Semih Çolakoğlu, işte o bahsettiğimiz gençlerden biri, onunla konuşacağız. ITI Çevre Mühendisliği öğrencisi Feyza Takin, bu da aynı şekilde, bu öğrencimizle, bu gencimizle aynı şekilde teknolojiyi konuşacağız. Efendim, katılabilirsiniz, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda arkadaşlar yayın sırasında bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Bakış başlıyor. ITI Rover takımı uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Genç arkadaşlarımızın sürdürülebilir başarısı bizi de gururlandırıyor. Ata, arkada bir Mars keşif aracı var. Bana ne olduğunu anlatır mısın? Anlayabileceğim dilde. Şimdi şöyle, biz bu Mars keşif aracını kendimiz ürettik ve bu Mars keşif aracıyla yarışmalara katılıyoruz çeşitli Avrupa'da ve Amerika'da. En son bu aracımızla Avrupa ikinciliği kazandık ve bunun üstüne de bu seneki hedefimiz Amerika'da birincilik. Bu tamamen insansız bir araç. Tamamen kendi başına otonom gidebiliyor, kendi kararlarını verebiliyor. Bu durumda zaten akıllı algoritmalarla donattığımız için en başta teknolojinin gelişmesine katkı sağlamış oluyoruz ve elektrik enerjisiyle çalıştığı için, ki buna istediğimiz özelleştirmeleri yapabiliriz, işte güneş paneli olsun, kendi şarj sistemi olsun, dinamosu olsun, bunlarla beraber tamamen sürdürülebilir ve çevre için, ekosistem için çok yararlı bir alet ortaya çıkarmış oluyoruz. Roverlar insanın girmesinin tehlikeli olduğu, riskli olduğu alanlarda insanın yapabileceği bütün görevleri robot kolu vasıtasıyla gerçekleştirmesi için üretiliyor. Biz de burada 2016'dan beri her sene yeni bir araç olacak şekilde ITI Rover takımı olarak araçlar üretiyoruz. Biz daha çok Mars araçları üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda Avrupa'da ikincilikle ve en iyi robot kol ödülüyle döndük. Şu anda tabii ki ilk hedefimiz altın madalya. Fakat sonrasında da tabii ki sadece bu atölyenin ya da İTÜ'nün sınırları içinde kalmayarak artık sanayi ve üniversite işbirliğine katkı sağlayarak oraya da araçlar üretmek istiyoruz. Ütopik kısmı şöyle, 150 yıl önce gidip birine deseniz ki küçücük bir telefonla dünyanın öbür ucundaki bir insanla iletişime geçeceksiniz, o zaman da ütopik gelirdi. Fakat teknoloji gelişiyor, bizim de bu gelişime bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Bu gelişimin sonucu olarak da insanın dünyayı terk edip başka yerlerde yaşaması kesinlikle kaçınılmaz. Başka yerlerde hayat bulmamız da kaçınılmaz gibi duruyor. Sonuçta milyonlarca yıldız sistemi var. Mutlaka birinden birinde de vardır bu hayat. O yüzden bunlar şu an için ütopik gelse de gelecekte kaçınılmayacak gerçekler olacaklar. O yüzden biz de buna şimdiden kendimizi hazırlıyoruz. Evet efendim. Çalışmalar müthiş. Yavuz, ne diyorsun ya? Yani, vallahi ya şu aletleri her gördüğümde zaten aklım gidiyor. Şimdi tabii bizim yolculuğumuz 2018'de başladı. ITI Rover takımıyla yolumuz kesişti. O günden bugüne gelişmeleri görüyoruz. Laboratuvara gittik, heyecanlandık. İkinci yayın. Sen gezdin orayı. Gezdim. Laboratuvarda beraber olduk arkadaşlarımızla. Çok heyecan verici. Sıra sıra araçlar var. Gelişimi görüyorsunuz. Onlar da kendileriyle yarışıyorlar. Ama çok önemli bir şeyi ben altını çizmek istiyorum. Gençlerin konuşması lazım. Bizim bu ülke topraklarının bu gençlere ihtiyacı var. Gerçekten sadece bir rover aracı değil, sadece bir Mars yüzeyinde ya da Mars, yani bilinmezlik içinde bir araştırma yapan bir araçtan bahsetmiyoruz. Yarattıkları robotik teknolojiler, robotik kol teknolojileri bugün insanlığın yapacağı bütün araştırmalara fayda sağlıyor. Sanayinin içine girmeye başlıyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor ama daha da önemlisi, bu ekipte ben 3 tane başlık görüyorum. İş insanı olarak beni etkileyen ve ilham veren bir takım sürdürülebilir, onu anlatsınlar istiyoruz. Sürdürülebilirler. Yani 6 yıldır öğrenciler mezun oluyor ama takım sürdürülebiliyor. Bu çok önemli bir şey. İkincisi,
AXA grubunun beraber de incelediğimiz bütün gelecek riskler raporlarında altını çizilen bütün hususlar bu ekipte var. Çünkü 25 yaş altındaki gençlerimiz bugün diğer dünya vatandaşlarına, ülke vatandaşlarına göre çevreye, biyoçeşitliliğe, hatta uzay çevresine diyebileceğimiz iklim değişimine ve sürdürülebilirliğe, siber risklere karşı çok duyarlı. Ve yarattıkları, attıkları her adımı gelecek için bir şey yaratmalıyım tutkusuyla atıyorlar. Bir de bu benim için çok önemli. Üçüncüsü de tabii bir yönetici olarak takım olmak. Yani sürdürülebilirken aynı zamanda geleceği, gelecek risklerini hedeflerken, onları minimize etmeye çalışırken bir de takım olmayı beceriyorlar. O anlamda daha, heyecan daha verici. Daha ne olsun? Anlatsın yani. Semih o zaman bize. Şimdi bir, Semih bize bir, yani Yavuz'un sürdürülebilirliğine biraz atıfta bulunursun. Ama asıl şu ITROVUR takımı, yani görüyor bu, ya şöyle söyleyeyim, ITROVUR takımı ne yapıyor? Mars, uzay, ya bunlar nedir? Biraz çok kısa ama çok böyle detaylı değil. Bir de anlayabileceğimiz şekilde. Ha, tabii ki de. Ya biz ITROVUR takımı olarak aslında en temelinde insansız kara araçları tasarlıyoruz. Bunlar gezegen keşif araçları olarak da adlandırılabilir. Biz bu maceraya 2016 yılında başladık. 2016 yılından itibaren de sayısız uluslararası yarışmada başarılar kazandık. Ve bu başarıları da sürdürmeye ve takımı büyüme hedefleri doğrultusunda büyütmeye aslında devam ediyoruz. Biz bu maceraya ilk başladığımızda 2017 yılında NASA'nın düzenlediği yarışmaya katılan ilk Türk takımı olmuştuk. O zamanlar biz 30 kişilik bir ekiptik ve şu an günümüzde 6. jenerasyon rover'ımızı tasarlarken artık 64 kişilik bir ekibiz. Ve giderek daha fazla büyümeyi, Ar-Ge'yi direkt bünyemize katmayı ve yeni teknolojileri aslında hem adapte olup hem de bunlardan katma değerler kazanmayı planlıyoruz. Bu şekilde tam otonom çalışabilen oldukça kompleks rover robotları aslında biz tasarlıyoruz. Bize ne faydası var? Bunlar aslında size ne faydası olduğunu... Biraz sonra bize ne faydası var? Şöyle söyleyebilirim Nayan Bey. Siz yarışmaya katılıyorsunuz. Güzel, çok mutlu olduk. Bahtiyar olduk. Bize faydası. Bizler şu anda ITROVUR takım olarak Türkiye'de ve kazandığımız gümüş ve altın madalyalara bakarak uluslararası anlamda şu anda bunun öncülüğünü yapıyoruz. Ve burada yarışma özelinde tasarladığımız doğru ama rover cihazlar aslında Noyan Bey sizin hayal gücünüze de bağlı. Yani hayal gücünüz nereye giderse rover cihazları ona entegre edebiliriz. Şu anda o çalışmaları yapıyoruz. Herhangi bir ihtiyaç doğduğu zaman bu sanayide olabilir, herhangi bir sektörde olabilir ki sağlıktan nükleer enerjiye kadar bunlar geçerli. Bunların hepsinde görev alacak ve oradaki görevleri yerine getirebilecek mühendislik çözümlerini ya da ihtiyacınız olan bütün çözümleri biz sağlayacağız. Yayın öncesinde de sohbette sordum Feyza ile Semih'e. Mesela tıp endüstrisinde kullanılan robotik kollar aslında rover aracının o bizim gördüğümüz araştırma aracının en önemli parçası. Tamam işte. Tekstilde kullanıyoruz dediler ama benim için daha çarpıcı özellikle küresel ısınma, iklim değişimi, biyoçeşitlilik programlarını yaptığımızda bu araçlar bizim topraklarımızda girilemeyen noktalardan gidip numuneler alıp buradaki toprakların verimli olup olamadığını bile anında test edebilen araçlara dönüşmüş durumda. Bunlar hayata geçmiş. Hayata geçmiş durumda bunlar. Evet. Geçti mi? Aslında şöyle, tarım sektöründe ufak ufak böyle teknolojik gelişmeler başladı bunları hayata geçirebilmek için. Biz de elimizden geldiğince rover'ımızı entegre edebileceğimiz sistemlere dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası başarılar, biraz bahset. Tabii uluslararası başarılarımız şu şekilde. Önce şunu sorayım, sen şimdi çevre mühendisisin değil mi? Evet. Senle bir araya nasıl geldiniz, meç oldunuz? Ya aslında şöyle, hani biliyorsunuz günümüz kavramında artık şöyle bir olgu var. İnsanlar kendilerini gerçekleştirmek üzerine yaşantılarını devam ettiriyorlar. Yani siz bugün ne olmak istiyorsanız aslında sıfatlarınızdan arınıyorsunuz. Benim bu yolda en başında olmak istediğim şey bir mühendis olmaktı. Ben de bu mühendisliğin ilke ve doğrultuları çizgisinde kendimi geliştirmek istedim. Dolayısıyla da sadece çevre mühendisliği benim özel ilgi alanıma geçen bir kısımdı. Rover'da da tamamen mühendislik yapmaya başladım. Uluslararası başarılar biraz anlat. Tabii şu şekilde. Biraz da övünmek lazım değil mi Yavuz? Yani öyle çok da biz sessiz. Övünüyoruz vallahi. Biz çok, biz değil de biz övünüyoruz. Çocuklar övünsün, gençler. Aslında Semih'in de söylediği gibi biz 2016 senesinde hazırlanıyoruz ve 2017 yılında yarışmaya yani ilk kez başvuruda bulunan ve katılan Türk takımı oluyoruz. Neyle katıldınız o yarışmaya? Bu ekranda gördüklerimizle değil mi? Evet evet. Bu mu? Rover tasarladık ama tasarım. Rover'la değil. O zamanlar altı tekerli farklı bir tasarımla gitmiş. Tamam. Peki. Her sene roverlarımızı zaten geliştiriyoruz. 2018 senesine geldiğimiz zaman bilim özel ödülünü kazandık.
Amerika'daki yarışmada. Daha sonra 2020 senesinde bronz madalyayı ülkemize getirdik. Maşallah. 2021 senesi bizim için güzel bir sene oldu. Takım rekorunu kırdık burada. Alabileceğimiz en yüksek puana ulaştık. Ve aynı zamanda Polonya'da düzenlenen European Rover Challenge'da en iyi robot kol ödülünü ve kendi genel klasmanımızda da Avrupa ikincisi olarak geri döndük. Tabii burada şey çok enteresan. Yani yarışma dediğimiz şey, kurallar işte NASA'nın bilim ekibi tarafından konuyor. Uzay aracı enstitüsü tarafından konan kurallar var ve size o kural setleri veriliyor. Yani aracın yani çok kolay bir şey değil, değil mi? Ne görev yapacağını biliyorsunuz da onu evet. tasarlamanız lazım. Yani belli bir mesafe gidip numuneyi alıp değil mi? Böyle bir yarışma evet. var. O numuneyi alıp analize getirip analiz sonucunu falan üretmesi gereken algoritmalar var ve bütün bunlar Hı. puan topluyor sistemler. Tabii biz yani anlayabildiğimiz kadarıyla girdik konuya. Bir yerden sonra durduk tabii. Peki siz nerede birleşti yolunuz? Onları anladım da. Şimdi tabii bizim Aksa grubu olarak Aksa'nın gençleri ve tek projeleri beraber çok biliyorum. Programda tamam. yaptık. Yani dünya için hareket et sloganıyla gençlerle dünya için hareket ediyoruz. Bu mutlak. 2018'den beri 20 bine yakın üniversite genciyle bir araya geldik. ITROVER bizim ilk göz ağrılarımız. Biraz benim belki teknik üniversiteli olmaktan İçili olmandan kaynaklı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir torpil var yani. Yok, kesinlikle yok. Çünkü onlar buldular. Yani projelerini tanıtmak için randevu istediler. 2018'in yazıydı. Geldiler, tanıttılar. Biz o gün çok beğendik ve destekliyoruz dedik. Şimdi de bizim için harika bir araç yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Sigorta sektöründe kullanacağımız inşallah değil mi? 2022'de evet. Biz prototipini gördük. Risk mühendislerimiz bu sene yani 2020 bu sene 2020 bu senenin içinde hep unutuyoruz tabii 2020'ye girdik bile. Bu sene içinde bize inşallah ikinci yarıda teslim edecekleri bir cihazımız aracımız gelecek. Risk mühendisleri endüstriyel tesislere veya şantiyelerde riziko teftiş yaparken girilemeyen bölgeleri rahatlıkla uzaktan kumandalı otonom bir araçla gidip kamerayla tespit yapabilecekler. Bunu gerekirse hasar sonrası da kullanabileceğiz. Böyle bir araç da üretiyorlar. Onu biraz onlardan dinleriz ama tabii. ben şeyi merak ediyorum. Nasıl görüyorsun? Vallahi ben heyecan duyuyorum. Bir ikincisi bu gençler fark yaratmaya o kadar tutkullar ki başaramam olasılıkları yok. Yani mutlaka yaratıyorlar, geliştiriyorlar. İnovatif yanları çok önde ve çok cesaretliler. Yani bu toplumun da gençlerimizin tamamında bence bizim iş insanlarımızın, bütün çalışanlarımızda bu cesaret görüntüsüne ihtiyacımız var. Çünkü denemeden bir şeyi başaramıyoruz. Ama onların en büyük özelliği de şu, deneyip yanılsalar bile hep bir adım ileri düşüyorlar. Dolayısıyla gördüğüm, yani bir iş insanı olarak beraber olduğumuz zaman gördüğüm o cesaret, o tutku ve takım olma güdüsüyle bu ülke topraklarında neler yapıldığını görüyoruz. Ben mezun olan gençlerin çeşitli sanayilerde, endüstrilerde çalıştığını da biliyorum. Bu ülkeye de globalde ya da yerelde çalıştıkları her konuda büyük katkı sağlıyorlar. Bu böyle bir tutku hiç bitmeyecek diye düşünüyorum yani rover takımı. Semih biraz bahsetsene Yavuz'un projesinden. Bir de şeyi soracağım. Niye bir Mars uzay, orası için mi tasarlıyorsunuz burasını? Biz aslında tasarladığımız aracı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı standartlarında tasarlıyoruz. Ve o organizasyonların aslında yaptığı bu yarışmalar dahilinde tasarlanan. Bunu yarışmalar için tasarlıyorsunuz aslen. Ama baktığınız zaman yarışma alanına gittiğinizde orada dünya üzerinde bir Mars habitatı görüyorsunuz. Hmm. Yani bu araçlar Mars için tasarlanıyor ama gezegen olan Mars için değil. Dünyada kurulan bir Mars habitatı. Peki tamam, bunları tasarladınız. Kaç yıldır tasarlıyorsunuz? Biz en az bir 4-5 yıldır biliyoruz zaten bu işi değil mi? Evet. Bir background'u var. Biz şu anda bahsettiğimiz gibi 2016 yılında başladık bu çalışmalara. Ve her yıl sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda geçmiş tecrübeleri aslında geleceğe aktarmak. Peki hiç kullanılan var mı şu anda şeyde, endüstride, şurada, burada hiç? Yani böyle bir şey yok mu? Şu anda o tür teklifleri aldık ama tasarladığımız araçlar henüz, yani geçmiş yarışmalarda kullanılan araçlar henüz şu anda ama kullanılmıyor. Aksa'ya hazırlıyorsunuz bir Aksa şey. Özelinde yeni bir araç aslında. O biraz ayrımcılık olmuş. Hiç kimseye vermiyoruz, sadece Aksa'ya yapıyoruz bu işi. Gergin yani. Değer ortaklığımız var. Yani gençlere değer ortaklığımız var. Farkımız olsun. Profesyoneller o konuda, kurumsallar yani. Nasıl bir şey o? O bahsettiğim gibi aslında Noyan Bey, sizin hayal gücünüze kalıyor rover araçlar. Yavuz Bey'le de biz oturup konuştuğumuzda... Yavuz Bey mi hayal etti? Bizim ekip hayal etti. Risk mühendislerimiz hayal etti. Hep birlikte aslında bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Burada risk mühendislerinin yapabileceği görevler dahilinde
onların kullanabileceği ve sürekli olarak kullanabilecekleri son kullanıcı ürünü olan bir rover tasarlamayı planlıyoruz. Direkt bir risk mühendisi alana gidip alanı gözlemek istediğinde ve kendi yapması gerekenleri yerine getirmesi gereken o tehlikeli durumlarda direkt arabanın bagajından çıkartıp yere koyabileceği, isterse otonom isterse operatör dahilinde kullanabileceği bir rover projemiz var şu anda Aksa Sigorta ile birlikte bunları gerçekleştirmek. Bitmek üzereymiş. 2022 diyorsunuz. Ha, evet. Mekanik ve elektronik tasarımlarını bitirdik. Bunun yazılım ve geri kalan aslında montaj çalışmaları kaldı şeklinde. İlk prototipini ortaya çıkardıktan sonra tekrardan zaten bu işi nasıl ne kadar büyütebileceğimize de bakacağız. Hedef ne Feyza? Aslında bizim takım bazındaki hedefimiz her sene yaptığımız çalışmanın daha da iyisini çıkarabilmek ve bir süre sonra da aslında oluşturduğumuz bu ekolün meyvelerini toplayabilmek. Yani sanayi işbirliğimizi devam ettirebilmek, bir üretimde bulunabilmek istiyoruz iTrover takımı olarak. En büyük amacımız bu. Yani bu bir şekilde bir yerde artık gerçeğe dönmesi gerekiyor ve ben hani mesela şurada işte tıpta, endüstride işte şurada burada ki kullanılıyor deyip artık bir yani üretim hattından geçip ve işte ihracatsa ihracata katkı, üretimse üretime katkı, sağlıksa sağlığa katkıya gelmesi gerekmiyor mu artık? Vallahi ben geleceğini düşünüyorum. Yani sordun yani gelecekte ne bekliyoruz? Bunu görüyoruz gerçekten. Bu olacak. Şu anda buradaki bilgi birikimine sahip gençler sanayide çalışıyorlar. Bir kere o net. Ha öyle mi? Çalışıyorlar. Evet. Ha sizler çalışıyorsunuz çeşitli zaten. Çeşitli sanayilerde yani çeşitli endüstrilerde bu gençler çalışıyor. Mezun olduktan sonra da. Ama bu iTrover grubu büyüyerek gidiyor ve bu birbirini terk etmeyen bir küme var. Bunlar çok kıymetli bizler için. Ben bir gün şunu hayal ediyorum senin gibi. Hani şu bardakta logo var basılmış. Bir robotik kolun üzerine iTrover logosunun basılmasını istiyoruz. Evet, evet. İşte ilk öncü cihaz ya da araç bir sigorta sektörünün bir damga alacak. Yani belki bir güzel patenti olacak o cihazın. Ben eminim bunu göreceğiz. Bu arada tabii Feyza biraz bahsederse iyi olur. Çok enteresan bir organizasyon. Yani biz yazılım, elektromekanik, mekanik, elektronik gibi kavramları konuşurken içerisi bir şirket gibi. Biraz onlar da bahsederseniz. Hadi yani Feyza bahsedelim. Neler var içeride onları da bilelim aslında. Çünkü Yavuz geldi gördü, ben gelip evet görmedim. Yavuz gelirken de Noyan hadi kalk şuraya bir gidelim. Hani sen de bir gör de demedi. Aslında üçüncü programı yapmak için bahanemiz olsun. Peki. Şöyle açıklayabilirim. Biz kendi içimizde 5-6 ekibe ayrılıyoruz. Bunlardan bir tanesi benim de içerisinde bulunduğum bilim ekibi. Bir tanesi mekanik ekibi, yazılım ekibi, elektronik ekibi ve Semih'in de içerisinde bulunduğu organizasyon ekibimiz. Bu ekiplerin her birinin kendi işlerinde belirli bir görevleri ve tabii ki bu görevlerin bir deadline'ları var. Aslında bir nevi patronsuz çalışıyoruz gibi de diyebiliriz. Çünkü hepimiz yapmamız gereken şeyin farkındayız ve bunun sorumluluğunu alarak kendi belirlediğimiz deadline'lar özelinde çalışmalar yürütüyoruz. Ve rover ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de tabii şu an hani geçen senelere göre büyüyen bir ekipten bahsediyoruz. 64 kişiyiz şu an takım içerisinde. Maşallah. Ve kalabalık tabii ekibiz. İşte kendi içerimizdeki iletişim iç dengelerimizi bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bunu geliştirmeye uğraşıyoruz. Çok güzel. Semih devam et Yavuz'un sorduğundan. Ki burada aynı zamanda organizasyonel yapıyı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek de verebiliriz. Bizim Feyza'nın da bahsettiği gibi aslında alt ekiplere ayrılan bir şemamız var. Burada herkesin anlayabileceği dilde aslında mekanik ekibimiz aracın iskeletini yapıyor. Elektronik ekibimiz sinir sistemini oluşturuyor. Yazılım ve bilim ekibimiz aslında aracın beynini oluşturuyor, bir beden gibi bakarsak. Ardından da organizasyon ekibimiz de bu koordinasyonu sağlayarak aslında takımımızın uluslararası yarışmalarda kazandığı bu dereceleri ona katan ruhunu yapıyor. Biz aslında bu şemada ilerliyoruz. Aynı zamanda daha böyle farklı bir perspektiften de baktığımızda rover projesi oldukça multidisipliner bir proje. Çünkü çoğu mühendislik projesinin aslında bilim ekibinin olmadığını görürsünüz. Biz şu anda İTÜ olarak, Türkiye'nin en köklü üniversitesinden biri olarak bütün mühendislik ve mimarlık fakültelerinin öğrencilerinden içinde takım arkadaşı bulunduran nadir takımlardan biriyiz. Şu anda bütün fakültelerden öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde bir multidisiplinerlik var aslında. Aynı zamanda burada eşitliğe ve çeşitliliğe de önem veriyoruz ve burada baktığınız zaman ki pazarda da bir araştırdığımızda gördük.
Şu anda kadın takım arkadaşı oranı olarak, kadın erkek çalışan oranı olarak da Türkiye'deki en yüksek orana sahibiz mühendislik projeleri arasında. Çok güzel. Ki bu %40-%45'lik bir oranla da her zaman için devam ettirmeyi hedeflediğimiz bir oran. Biz onu %50-50 yapın diyoruz. 50-50. Tabii 50-50 olsun diyoruz. Kadın erkek eşitliği önemli. Benim dikkatimi çeken bir de çok önemli birkaç tane daha başlık var paylaşmak istiyorum. Onları da paylaşalım. 2 dakika kaldı. Sürdürülebilirlik dünyaya yeni gelen bir kavram. Biz şimdi de sizlerle beraber... bunu işliyoruz. Çok da teşekkür ederiz. Bu hakikaten önemli. Yani gençler sürdürülebilirliği bizden çok önce öğrendiler. Doğru. Ve biliyorlar. Sürdürülebilirliğin yeni bakış açısında tabii hep uzun vadeli olmak var. Bu bir, bu cepte. Ama diğer tarafta bireyin ya da kurumun çıkarından ziyade bütünün çıkarının peşine koşmak var. Gençler de bunu görüyoruz. Yani bütünün çıkarı, yani o üniversitenin çıkarı, bütün gençlerin çıkarı, ama çok daha önemlisi rakiplerle rekabet etmek yerine rakiplerle paydaşlık yapıyorlar. Yani ben burada çok etkilenmiştim. Itrover ekibi çeşitli Türkiye'deki üniversitedeki arkadaşlarını çağırıp sahip oldukları teknolojik özellikleri anlatıp onların bununla yarışmasını temin edecek bir iletişim içindeler. Bu bence Türkiye'de birçok kuruma, her endüstriye ve birçok kuruma örnek olması gereken bir şey. Yani teknolojide gelişeceksek, sürdürülebilir olacaksak yatayda paylaşmak zorundayız. Ben bunu açıkçası 2018'den beri Itrover ekibinde görüyorum ve hissediyorum ve yaşıyoruz. Bu anlamda da kendilerine ayrıca teşekkür ederim. O madalyalardan daha önemli bu. Tabii. Çünkü bütün üniversitelere yaygınlaşan bir tutku var şimdi robotik, evet, sistemler üzerine. Peki, süremiz doldu. Semih, çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Abi. Başarılarınızın devamını, Feyza, sana da teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah biz Yavuz'la birlikte geliriz ve o robotlar... Tutkuları bir üst sıradaki ödülü almak. İnşallah ödülü aldıklarında... yanlarında oluruz. Yayının başında gördüğümüz İTÜ'nün bahçesinde pandemi etkisi kalkmış. Açık ortamda bir araya geliriz inşallah. Evet, çok güzel. Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Öken, sana da çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Efendim, dedik bugün bir pencere açalım istedik size. Ekonomiden, siyasetten, politikadan biraz koparalım sizi. Gençlerle, teknolojiyle, sürdürülebilirlik kavramının teknolojik boyutuyla tanıştıralım istedik. Arada bir hatırlatmakta fayda var. Gençlerimiz çok şey başarıyorlar. Biz bu programlarda bunu ara ara hatırlatacağız efendim. Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.